Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ara tatil planlarımızdan bahsedeceğiz. Okul varken ödevlerden ve projelerden kafamızı kaldıramıyoruz. Fakat bu bir haftalık süreç hepimize ilaç gibi gelecek. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Bilmeyenler için ben 8. sınıf yani LGS öğrencisiyim. Dolayısıyla bu yıl benim için biraz zor bir süreç. Aslında benim tüm derslerim iyi, matematik hariç. Konuların hepsini anlıyorum ama yeni nesil sorularına geldiğimiz zaman bir türlü çözemiyorum. Bu yüzden ben de bu ara tatilinde LGS için Tonguç Akademi'nin 14 Kasım'da başlayacak olan Atak Kampı'na katılacağım. Çünkü bu Atak Kampı'nda kolaydan zora doğru bir sürü yeni nesil sorusunu hep beraber çözeceğiz. Ayrıca ben tek bir yerde oturup soru çözmekten hoşlanmıyorum çünkü bunalıyorum. Bu yüzden genellikle yeşilliklerin üzerinde, bahçede, temiz havada, balkonda veya sıkılmaya zaman bulamadığım parkta ders çalışıyorum. Atak Kampı'yla da istediğiniz her yerde ders çalışabilirsiniz. Siz de bu ara tatilinde verimli zaman geçirip eğlenmeyi de sakın unutmayın. O zaman hadi şimdi hep beraber bakalım Ecelen'in ara tatil için planları nelermiş? Benim ara tatil planlarıma gelecek olursak öncelikle bu ara tatil sürecinde bol bol dinlenmek istiyorum. Çünkü sınav haftasında gerçekten çok yoruldum ve sıkıldım. Ve yaptığım birçok aktiviteye ara vermiş oldum. Biliyorsunuz ben voleybolcuyum. Bahar'a tatilde bol bol dinlenerek ve voleybol oynayarak geçirmek istiyorum. Maçlar olsun, yeni taktikler olsun, kendimi geliştirmek istiyorum. Benim ara tatil planım şu şekilde olacak. Önce denemelerde yanlış yaptığım sorular üzerine gideceğim. Çünkü hangi konularda eksik olduğumu görmek istiyorum ki bu doğrultuda bir konu ilerlemesi yapayım. Çünkü ileride başka bir denemede yine o soru karşıma çıktığında o soruyu yapamadığımı diyorum. Geçmişte keşke o konuyu çalışsaymışım da şu an bu soruyu yapabiliyor olsaymışım. O yüzden bu konu bence bir cepte kalsın. Sonra paragraf ve problem, rutin haline getirmemiz gereken ve çok soru çözmemiz gereken, ikisi de ayrı başlı başına sınav sürecinde bizim için önemli olan konular. Paragraf bu bence 7 haftalık süreç, ara tatil süreci, hem sınavlar hafif bitmişken, okul yükü azalmışken rutin haline getirmemiz için büyük bir fırsat. Az soru sayısından başlayarak giderek artırarak bir ay sonra birkaç ay bunu rutin haline getirdikten sonra bence bir ivme yakalarız diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz paragraf bize sadece Türkçe ders açısından yardımcı olmuyor. Özellikle bu yeni nesil sorularda. Mesela bir matematik sorusu. Atıyorum çok temel bir şey soruyor. Çok hani basit bir şey soruyor ve çok az işlemle çözebilecek bir soru. Fakat onlar soruyu süslüyor, püslüyor. İşte yok ağaç düşmüş, yok tel direği kopmuş. Yani aslında orada senden istiyor ki o okuduğu, yani onun istediği şeyi sen anlayabil, çevirebil ve o işlemi yap ve bitir yani. Bunun için de okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bunun için düzenli bir şekilde paragraf çözmemiz gerekiyor. Ya da atıyorum bir Türkçe sorusu. Çok uzun bazen Türkçe soruları sorabiliyorlar. Ve hani sen başından sonuna gelene kadar baştaki şeyi unutuyorsun zaten. Ve sana atıyorum ortadan bir şey soruyorlar. Ve sen biri okuyorsun anlamıyorsun, ikiyi üçü anca anlıyorsun. Bu da süre kaybına sebep oluyor. Bu yüzden bir kere de okuyup anlamamız için de dediğim gibi tekrardan paragrafı rutin haline getirmemiz gerekiyor. Bu ara tatili bence bir gözden geçirin bu paragraf süresi için. Temelden başlayıp gitgide arttırarak bence bu işi rutin haline getirebiliriz ve o ivmeyi yakalayabiliriz. Sizlere biraz planlarımdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere okullar varken derslerden dolayı kitap okumaya çok fazla vaktimiz olmuyor. Bu yüzden ben de hani tatilde bol bol kitap okumayı düşünüyorum. Bu arada bir süredir okuduğum bir kitap var. İsmi de anlatmayı çok düşündüm. Gerçekten severek okuyorum. Hani belki aranızda okuyanlar vardır. Okumadıysanız da okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk hedefim bu kitabı bitirmek. Sonrasında da yeni kitaplara başlayacağım. Sizin de önerebileceğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki bu tatil sürecinde ders çalışacağım, dinleneceğim, gezeceğim. Fakat en çok kitap okumak istiyorum. Bu tatilde kitap okumak için çok büyük bir fırsat bence. Size de bu tatilde en çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Benim planlarım böyleydi. Hadi gelin şimdi Zara'nın tatildeki planlarına bakalım. Benim tatil planlarım ise arkadaşlarımla bol bol buluşmak,
Aynı zamanda sınavların bittiği için dinlenmek ama en çok yapmak istediğim şeylerden biri enstrüman çalmak. Uzun zamandır benim bir gitarım var ve gitar çalmak istiyordum açıkçası. Hazırda ara tatil gelmişken öğrenmenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Bence enstrüman çalmak gerçekten birçok açıdan insana katkı sağlayabilecek bir şey. Yani hem el becerisi olarak hem de hobi olarak gerçekten çok güzel bir şey. Ben de bu yüzden tatil planlarımı eklemek istedim. Siz de eğer evinizde kullanmadığınız veya çalmadığınız bir enstrümanınız varsa, piyano olur, gitar olur, bunu alıp başlayabilirsiniz. Çünkü bir haftalık tatil bol bol dinlenmek için zamanınız var. Bence müzik aleti çalmaya başlamanın bir zamanı çünkü ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Hemen oturup YouTube'dan bir video açabilirsiniz ve oradan takip ederek aletinizi çalmayı öğrenebilirsiniz. Gerçekten boş vaktiniz için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Benim de tatil planım bu şekildeydi. Evet, bizim ara tatil planlarımız bu şekildeydi. Umarım hepimiz çok güzel bir tatil geçiririz. Sizler de yorumlar kısmında ara tatil planlarınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.